Herkese merhabalar, Finlandiya'dan iyi akşamlar diliyorum aslında. Bugün 23 Mayıs ve akşam saatlerindeyiz. Şöyle akşam saatlerinde kaç saatimiz bakalım. Saatimiz 21.49'u gösteriyor. Günler Finlandiya'da uzamaya başladı. Bahar gelmeye başladı. Bu gördüğünüz ağaçların, arkamda görünen çam ağaçları hariç tabii. Yaprakları yoktu daha bir hafta öncesine kadar. Şu an yapraklandı. 17 derece falan hava sıcaklığı, serin. Bakmayın benim böyle gezdiğime. Bayağı serinledi. Belki 17 derece dahi yok şu anda. Burada ne gösteriyor ona bakayım ben. 16 derece gösteriyor ama bunlar geriden geliyor. Hepiniz de biliyorsunuz. Bunlara pek güvenemeyiz. Ben arkamda gördüğünüz blokta yaşıyorum. Bloktan çıkınca apartman bloğundan hemen ormandayız. Ormana geldik. Ağaçlar çiçeklendi. Çiçek açan çiçek açıyor. Ve burada da polen sorunu var arkadaşlar. Bahar ayı gelince burada da insanlar alerjiyle boğuşuyorlar. Alerjiyle baş edemiyorlar burada. Herkes bir şeyler alıyor. Şimdilik bu sene bende o olmadı. Şeytan kulağına kurşun. Bende de var biraz alerji bu polyene karşı ama bu gerçi benim yıllardır yaptığım işten kaynaklıydı bu alerji. Alerjinin kaynağı, başlangıcı oydu. O işi bıraktıktan sonra biraz rahatlamıştım. O zaman yaz kış alerji vardı. Çünkü kimyasallarla uğraştığımız için o bende alerjinin tetiklenmesine yol açtı. Epeydir siz de görüyorsunuz. Takip edenler biliyorlar. Finlandiya'dayız. Ne kadar oldu bilmiyorum ama epeydir buradayız işte. Pek de fazla dışarı çıkamadık. Geçenlerde Helsinki civarlarında Vantaa şehrine gittim. Bir dostumu ziyarete gittik, geldik. O kadar. Diğer türlü vakit evde geçiyor desem yalan olmaz. Niye yalan olmaz? Artık burada evde çalışmaya başladık. Evde çalışıyorum. Evde çalışınca da evden dışarı çıkamıyoruz. Ne iş yapıyorum? Freelancer bir iş bulduk. Onunla vaktimizi geçiriyoruz. Rahat iş, kolay iş, kolay para, öyle diyeyim. Tercümanlık yapıyoruz telefonda. Türkçe Fince tercümanlığa başladık. Epey de iş oldu. 20 gündür falan, 3 haftadır bu işi yapıyorum ben. 3 haftadır epey de iş var yani. Bazı işleri almıyorum. Çok yorucu bir iş hakikaten. Kafa olarak yorucu iş, beden işi değil ama kafa olarak çok yorucu bir iş olduğu için bazı işleri almıyorum. Hatta demin acil durum için aradılar, hastaneden aradılar, reddettim. Hastanede olan çocuk cerrahisi bölümünde bir acil durum vardı, onun için aradılar ama reddettim. Kafa artık herhalde yaşla geldiği için kafa almıyor. Çok çabuk yoruluyoruz. Büyük ihtimalle. Ben birazcık çıktım dışarı sizle beraber. Bu doğanın tadını çıkarayım. Bilmiyorum Türkiye'de bulunduğunuz yerde Türkiye'den seyredenler, beni takip edenler için diyorum. Hava sıcaklığı ne kadar? Havalar ısındı mı? Neyin nesidir? Dün biraz yağmur çiledi buraya. Hava tertemiz burada. Her zamanki olduğu gibi tertemiz bir hava var. O yüzden çok seviyorum. Orman olduğu için artık bu doğal. Ülkenin %75'i arkadaşlar ormanlarla kaplı. Topraklarının %75'i. Şimdi ben sizi yanıltmak istemeyeyim. Bütün ülkenin yüz ölçümünün değil de bulunan toprakların %75'i
Ormanlarla kaplı. Kalanlar zaten göl. Çok göl var ülkede. Finlandiya'da 200 bine yakın, 200 bin, 187 bin mi olacak, 197 bin mi hatırlamıyorum yani. Binlerce irili ufaklı göl var. Su çok burada, temiz bu ülkede. Gezelim. Burada sivrisinekler de çıktı. Bir gece beni uyutmadı burada. Gerçi buranın sivrisinekleri Türkiye'dekiler gibi vahşi değil. Bunlar yakalanıyor. İlaçlama falan olmadığı için burada. Onlar bir de hava serin olduğu için Türkiye'deki gibi saldırgan değiller yani. Yakalamaları kolay. Ama beni yemiş. Güzel bir yemiş. Haberim oluncaya kadar. Ama intikamım acı oldu. Hepiniz de tahmin edersiniz. Buradayız bir aydır. Bilmiyorum, hala daha alışamadım ben buraya. Açıkçası Türkiye'de uzun kalınca, epey bir uzun kaldık herhalde Türkiye'de. 6 ayı geçti galiba. 6-7 ay. Yani gelince elbette fiziksel olarak buradayız ama kafa hala alışkanlıklar olarak olsun. Her türlü orada kendimizi orada zannediyoruz. Bunu nasıl bir örnekle verebilirim? Birkaç gün önce Vantaa Helsinki'ye gittim demiştim arabayla. Arabalar solluyor benim, plakalarına bakıyorum. Aa, yabancı plakalı araba diyorum. Kendimi Türkiye'de zannediyorum. Halbuki Finlandiya'dayım. Fin plakalı arabalar geçiyor beni. Böyle yani. Bu şekilde fiziksel olarak burada olsak da kafa yapımız orada. Alışkanlıklarıyla beraber orada. Reflekslerimiz Türkiye'de. Ona göre refleks gösteriyoruz. Beyin hala daha buraya uyum sağlayamadı. Neler olmuş, neler bitmiş bilmiyorum. Bu ülkede hiçbir şey olmadığı için, yani hiçbir şey olmadığı dedi, olay olmaz. Çok fazla gelişmiş, değişiklik olmaz, gelişmişlik demeyelim de. Çünkü her şey yerli yerinde, duruyor burada. Her şey dört dörtlük olduğu için artık burada değişiklik falan çok nadir oluyor. İşin çoğunu yapmışlar arkadaşlar burada, bu ülkede. O yüzden bizdeki gibi tembellik yapmamışlar. Bizim Cumhuriyet döneminin yöneticileri hepsi, ama politikacılar demiyorum bak, yöneticileri hepsi sanki bir ofis müdürü gibi yönetmişler. Ofis müdürü bile daha çok çalışması lazım ama maalesef onu da sebep görüyorum ben. Seçimler var. Seçimleri de artık unutalım. Gidin oyunuzu verin. Artık iyi sıkma başladı bu büyük büyük adamların düştükleri durumlar. Hele sosyal medyadaki koca koca adamların yaptıkları. Şöyle görüyorum da demin de. Koca koca kadınları bir de bakarsın. İnsana benziyorlar ama insanlıktan çıkmışlar. Ya bu düğün hala niye düştü? Üzülüyorum ama üzülecek bir şey yok. Bunlar hayatın normal olan şeyleri arkadaşlar. Eskiden bu şekilde sosyal medya olmadığı için bunlardan bizim haberimiz olmuyordu. Gazete ne yazarsa oydu, onlar da sansürleniyordu. Öyleydi radyo, televizyon gibi. Allah, tertemiz hava ya. Tertemiz hava. Buranın bitki örtüsü öyle çok bir çeşitliği yok bizdeki gibi arkadaşlar. Çok güzel orman. Birkaç tip ağaç ve bitki var burada. Bütün ülkede öyledir. Buranın hayvan çeşitliği bile azdır. Hani siz burada çok orman var, vahşi hayvanlar yaşıyor zannedersiniz burada ama yoktur. Buranın ormanları güvenlidir. Burada tehlikeli olarak ayı yaşıyor sadece. Ayı var bildiğim kadarıyla. Tabii geyikler var. Ben tehlikeli hayvanları bulmaya çalışıyorum.
Ayı var. Yılan yaşıyor burada ama benim bildiğim kadar Finlandiya'da sadece bir tane zehirli yılan cinsi yaşıyor burada. Öyle çok zehirli bir şey yaşamıyor. Kene dışarıdan geliyor arkadaşlar. Kene olabilir. Bu Kongo kanamalı falan filan deniliyordu. İsmini hatırlamıyorum. Tabii insanlarla beraber onlar da seyahat ettikleri için o tehlike de burada var. Göçmen kuşlar burada gelmişler. Ötüyorlar, duyuyor musunuz bilmiyorum seslerini de. Çok hoş. Finlandiya'dan Türkiye'ye şu ladin ağacından götürmüştüm. 2 ay önce başlamıştı bunlar filizlenmeye orada. Bilmiyorum. Videolarımı seyredenler bilir. Burada daha yeni başlıyor. 2 ay geriden geliyor. En az 2 ay belki de daha fazla bilemeyeceğim. Böyle bir yerdeyiz. Gördün mü? Hemen kısa bir yürüyüş yapayım dedim. Çok kısa. Bir ileri gittim, bir geri dönüyorum şu an için eve doğru. Gidelim. Oh. Yorulmuşum arkadaşlar. Kafa olarak yorgunum. Ama vücut olarak hareket etmediğimiz için bu evde hareketsiz iş, telefon işi olduğu için kafa yoruluyor ama vücut fiziksel yorgunluk yok, vücut yorgunluğu yok. Sivrisinekler başladılar saldırıya geçmeye. Zaten yiyorlar galiba. Şurada arkada bir kel var. Orası kaşınmaya başladı. Genelde oradan giriyorlar. Birkaç telin arasında, saç telinin arasında. Ay ay. Hemen ben kaçayım içeri. Zaten epey de oldu bu videoya başlayalı. Ağır ağır gidiyorum ama şöyle ben bloğun etrafını, apartman bloğun etrafını dolanarak gideyim. Sonra da videomuzu bitirelim. Bilmiyorum. Öylesine bir video yaptım. Yapıyorum. Hiç öyle bir konum yok. Zaten politika falan konuşmak istemiyorum. Buraya kadar dolduk politikalarla, seçimlerle. İnsanları çileden çıkarıyorlar. Çıkardılar. Kusası geliyor insana. Ama her şey menfaatin kavgası. Çeşmenin başını kim geçecek? Onun kavgası arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Bize hiçbir faydası yok. Kendini sakın kaptırmayın. O hani koca koca kadınları görüyorum. Gitmişler bugün. Biraz önce bilmiyorum doğru mu yanlış mıydı? Eğer doğruysa doğru kabul ederek öyle konuşuyorum. O depremzedelerin kaldığı otele gitmiş. Küfürler falan etmiş. Orada kamera çekmiş onları. Vallahi bakıyorsun yolda görsen saygı göstersin, önünü iliklersin falan filan artık herkesin nasıl gördüğüne bağlı ama hiç yakıştıramadığım, yakıştıramayacağım kişiler bunu yapıyor. Biz bu hale nasıl geldik ya? Bakın burası, burada öyle bir şey yok. O yüzden memnunum ben Finlandiya'da. Boş verin. Boş verin. Türkiye'de sorun olanlar burada sorun değil. Burada sorun olanlar da Türkiye'de sorun değil. O sorunlardan bıkarsam buradaki sorunlardan Türkiye'ye gidiyorum. Bir rahatlıyorum. Oradaki sorunlardan bıkınca buraya kaçıp geliyorum. Öyle bir yol bulduk. Gidiyoruz. Devam ediyoruz. Evet, polenler var. Arabaların üstü geçen gün polen doluydu. Hala daha görünüyor mu bilmiyorum da. Şöyle. Büyük ihtimal görünmüyor ama. Arabayı kullanınca uçmuş gitmiş de. Polenler. Saat kaç oldu? Herhalde saat 10 oldu. Bakın hala da hava aydınlık. İşte bu şey tarafı bunun. Çok fazla insanı bu günler şaşırmanıza yol açıyor. Psikolojik olarak etkiliyor. Hep aydınlık, hep aydınlık.
gündüz mü gece mi bilemiyorsunuz. İlk önceler hoş gelir bu da. İnsanların burada uyuması sorundur. Yatak odalarının duvarlarını siyaha boyarlar. Pencere perdeleri siyahtır. Bu şekilde bir çözüm bulmuşlardır. Her şeyin bir çözümü var aslında da. Dediğim gibi ben bunu yapmadım. Yapmadığımızda şikayet ediyoruz size hala. Neyse, bu videom çok uzun olsun istemedim. Öylesine muhabbet videosu olduğu için. Yani boş konuşmalar olduğu için 15 dakikayı geçtik zaten. 16. dakikadayız. O yüzden ben bitireyim bu videomu. Geldim işte evimin önüne. Şimdi giderim evime. Çekiliriz. Yarın yeni bir iş günü, yeni bir gün başlıyor. Hepinize Finlandiya'dan tekrar selamlar, sevgiler. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın.